This is Adventist World Radio, the voice of hope. For more information, visit us on the web at awr.org. The following program is in Turkish. Sayın dinleyiciler, Adventist World Radio'su Yaşam Magazini'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular dedikodu, yanlış yapmaktan korkma, inatlaşan çocuklara nasıl tutar? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. radio@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. Veya bir canlı şöyle diyor. Duydum ki arkamdan konuşup gıybet etmişti. Benim gibi bir acizden korkmuş, Allah'tan korkmamıştı. Veya Edward Hawke şöyle diyor. En kötümüzde o kadar çok iyilik, en iyimizde o kadar çok kötülük var ki başka insanlarla ilgili laf etmek hiçbirimize düşmez. Veya şöyle diyor bir atasözü. Arkamdan konuşmaya devam et çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin. Veya başka bir atasözü. Gevşek ağızlı gemiyi batırır. Bu sözün tarihçesini biliyor musun? Yıllar öncesi, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında biliyoruz ki denizlerde çok ciddi savaşlar oldu. Bir tarafta Almanlar ve Hunların ikisi ve eskiden Batı Kıbrıs'ı ve Kıbrıs'ta Amerika'da birkaç tane Alman çalışmasını öğrenmişler. Ve bu çarşısına faaliyetlerden dolayı bazı gemiler batmaya başlamış. Öyle olunca ülkenin askeri güçleri böyle bir kampanya başlamış. Medyada, televizyonlardan ve şöyle demişler. Gevşek ağızlı gemiyi batır. Yani bir nevi halka şunu demek istemişler. Dikkatli olun. Bir bilgiyi öğrendiniz mi? Bir şey duydunuz mu? Bunu başkalarının hayatlarını tehlikeye sokacaksa lütfen bunu kimseye paylaşmayın, kimseye söylemeyin. Çünkü gerçek anlığı tehlikeyi değerli dinleyicimiz. Dedikodu ihtiyarının biraz daha hafif formu. Eski anlaşma ve yeni anlaşma ile dedikodu çünkü hikaye ünlüsüyle sınırlanan gibi anlamlara gelmektedir. Dedikodu yapan kişinin genellikle konuları ise üçüncü şahıslardan önemlidir. Üçüncü şahısların davranışları, konuşmaları, onların tutumları hep sürekli olarak değiştirilir. Kurulan Peygamber'in Özgeçler kitabında dedikodunun kötü sonuçları nedir? Dedikodu yapan kişilere güvenmek oldukça zordur. Söz başı dönen adam sıraca. Fakat ruhu sadık olan adam işi öfter diyor çocuklarla. 11. bölüm 13. Dedikodu birisi hakkında konuşmanın bir adım ötesinde yerini alır. Dedikodunun bir adım sonrası ise
iftiradır. Bu nedenle bir başka kişi hakkında konuşurken bu konuya dikkat etmek gerekir. Günümüz ibadet hanelerinde samimi atmosferlerine birlik ve beraberlik anlayışına en büyük zarar veren dedikodudur. İnsanlar hakkında ileri geri konuşmak, insanları hem de tanıdığımız, bildiğimiz insanları malzeme yaparak kutsal kitapla hiçbir şekilde uyum göstermemektedir. Bu nedenle bizler üçüncü şahısları yargılamaya başladığımız anda durup düşünmeli ve yürekten o kişiler için dua etmeye başlamalıyız. Bunun yanı sıra özellikle dua evinde tabii ki disiplin söz konusu olmalıdır. Bu görev tabii ki dua evine veriliyor ve insanları kötü alışkanlıklarından ve daha doğrusu günahlarından geri çevirmek için, onları doğru yola getirmek için kullanılıyor. Kişinin disiplin nedeni hiçbir abartıya yer verilmeksizin aktarılmalıdır. Çünkü Allah insanı kendi benzeşimi yaratmış. O zaman bu insan benzeşimi yarışır bir biçimde ele alınmıyor. Aksi takdirde dedikodunun sonuçlarına katılmak zorundayız. Ve Süleyman Peygamber 16. bölüm 28. ayette öz dışlarında söylüyor. Ve çekiştirici adam yakın dostları ayırır. Dedikodu oksijenin ateşi çarpması gibidir. Sıkıştırmalar, yanlış anlamlar ve tartışmalar sürekli olarak toplumda yer almaktadır. Ve bunların bir araya gelmesiyle gerçekten dedikodu alev alır ve çok kötü sonuçlara doğru hareket etmeye başlar. Ve Süleyman Peygamber'in ordu ikinci ateş dedi. Tor için kömür ve ateş için ordu neyse çekişmeyi alevlendirmek için kalbici anda ölecek. Çekiştirici adamın sözleri tatlı lokmalar gibidir ve Tanrı'nın en derin yerlerine inerler. Aslında dedikoduda gerçekten ateş alevlendirecek bir nokta vardı. Başkalarını eleştirmek çoğu zaman insanlara hoş gelmektedir. Bu da tehlikenin derecesini bize göstermektedir. Dedikodu insanın derinliklerine işlemektedir. Zihnin herhangi bir köşesinde eğer dedikoduya müsaade edilirse dedikodu yavaş yavaş zihni terk etmeye başlamaktadır. Özellikle boş insanların bir takım meşgallerinden uzak insanların dedikodu illetine daha kolay yakalandıklarını bilinen bir gerçek. Bu nedenle dedikodudan uzak duracağız. Kendimizi Yüce Allah'a teslim edeceğiz. Düşüncelerimizi Allah'ın kelamıyla dolduracağız. Allah'ın sözünü okuyacağız. Ve Allah'ın gösterdiği yoldan yürüyeceğiz. Biliyoruz ki Rabbimiz bizim önümüzde rehber olarak duruyor ve bizi yönlendiriyor. Biz de onun yardımıyla bu kötü alışkanlığı olan dedikodudan kalbimizden ve ağzımızdan silip bitireceğiz. Değerli dinleyiciler, bugün dedikodu hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Programımızda az önce dinlediğimiz konu dedikodu. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. Endişeden ve düşünen www.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz yanlış yapmaktan korkmak. Hata yapmaktan neden korkmamalıyız? Bugün seninle birlikte yanlış yapmaktan korkma adlı öykümüzü öğreneceğiz.
Öyleyse başlayalım. Yanlış yapmaktan korkma. Bay Ramazan çok ilginç bir müzik öğretmeniydi. Aslında okul yaşamım boyunca onun kadar ilginç bir öğretmen görmemiştim. Sınıfımızda müzik konusunda en yeteneksiz olduğunu düşündüğümüz kişilere bile değişik müzik aletleri çaldırmayı başarmıştım. Bandolin, bağlama, gitar ve darbuka gibi sıradan bir üstü de müzik dersleri böyle kimi derslerdir. Bizim lisede de öyleydi. Ta ki Bay Ramazan gelinceye kadar. Müzik dersleriyle ilgili ne düşündüğümüzü sormuştu. Birkaçımızın hemen müzik dersini seviyoruz, hoşlanıyoruz demesinden sonra Bay Ramazan müzik dersinden hiç sıkılmıyor musunuz diye sordum ve ekledi. Ben lisedeyken çok sıkılırdım. Bay Ramazan'ın sözlerinden cesaret bulup elimi kaldırdım ve söz istedim. Hocam ben sıkılıyorum dedim. Bak postacı geliyor parçasını flütle çalmaya çalışmak, solfejle uğraşmak hiç de eğlenceli değil. Sınıfta benim gibi başka sıkılan olup olmadığını sorduğunda birkaç kişi daha el kaldırdı. Bay Ramazan bu kez de hepimize tamam peki kendi özel yaşamlarınızda ne dinlemeyi seviyorsunuz diye sordu. Birkaç kişi yanıt verdi bu soruyu. Bunun üzerine Bay Ramazan müzik spor çantasının içinden taşınabilir bir müzik seti çıkardı ve albümleri içinden bizim sevdiğimiz parçaları çalmaya başladı. İlk parçayı çalmadan önce her parçayı çaldığında bizim de ellerimizi sıraya hafifçe vurarak parçaya uygun tempo tutmamızı istedik. Açıkçası çok şaşırmıştım. Ama çalmaya başlamasıyla birlikte herkes elleriyle tempo tutmaya başlamıştı bile. Bay Ramazan müziğin sesini kıstı. Bu kez bizim ellerimizle tutturmaya çalıştığımız tempo öne çıktı. Bir saçımız ritmi bozuyorduk. Bir arkadaşımız onları uyardı. Fakat hoca da onu uyardı. Bırakın yanlış yapsınlar dedi ve sınıfın tümüne döndü. Yalnızca tempo tutmaya çalışın ve yanlış yapmaktan korkmadan dedi. Yaparsanız da yanlışınızı sakın düzeltmeye çalışmayın. Yalnızca ve yalnızca tempoyu kendi doğanız içinde tutturmaya çalışın. O ders avuçlarımızı coşkuyla birbirine vurarak çıkardığınız alkış sesleriyle bitti. Sınıftan çıkarken hepimiz biraz önceki parçaların seslendirilmesinde kendimizin de rol aldığımızın farkındaydık. İzleyen derslerde hocam bize çalmak istediğimiz müzik aleti olup olmadığını sordu. İçimizden kimileri gitar, bağlama, flüt gibi müzik aletleri çalmak istediklerini söylediler. Hoca bir biçimde bunları bize sağladı ve hepimize birer birer ilgilenerek bunları çalmayı öğretti. Ama anlatmak istediğim bu değil. Hoca durmadan bizi hata yapmamız için cesaretlendiriyordu. Kim bir şarkı çalıyor ya da söylüyor ve hata yapıyorsa hatayı aldırma, devam et anlamında bir işaret yapıyordu.
Yalnızca yapın, çekinmeden. Yanlış yapmaktan korkmayın. Yalnızca yapın, iyi olun. Ve sonra da bu sözlerinin anlamını açıklayınız. İnsanoğlu neyi nasıl yapacağını ancak yaparak olur. Yaparak öğrenir, diyordu. Yanlış yapmaktan korkan insan hiçbir iş yapamaz. Yalnızca hareketsiz durur. İnsan hata yaparak öğrenir. Yaptığı en başarılı işini ise yanlış yapmaktan korkmadığı anında gerçekleştirir. Biz böyle bir yaklaşımı daha önce hiç görmemiştik. Öğretmenlerimiz ve büyük sınıflardaki ağabeylerimiz, ablalarımız hep bizim yanlışlarımızı yüzümüze vurmakla ve onları düzeltmekle uğraşmışlardı. Hatasız bir yaşam sürmek, dersler sırasında hiç hata yapmamız konusunda üzerimizde güçlü bir baskı vardı. Bu baskı nedeniyle ise bir şey yapmaktan, bir şey söylemekten çekiniyor, korkuyorduk. Evet ufaklık, yanlış yapmaktan korkma adlı öykümüzü dinledin. Sen de yanlış yapma ve başarısızlık korkusuyla asla kendini kısıtlama. Her zaman cesur ol. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal. Programımızda az önce dinlediğimiz konu yanlış yapmaktan korkma. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. radio@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz inatlaşan çocuklara nasıl davranılmalı? Çocuğun inatçı yapısına nasıl karşılık verilmelidir? Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk Eğitimi adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Berra. Bugünkü konumuz inatlaşan çocuklara nasıl davranılmalı? İnatlaşan çocuklar anne ve babalar için çok zorlayıcı bir durumdur. Çocuklar inatlaşarak kendi fiziklerini çeşitli yöntemlerle yaptırma yolunu kavradıklarında bunu özellikle kullanmak için çaba sarf ederler. Bu aşamada en önemli faktör anne ve babanın birlikte hareket edecekleri iradeleri olmasıdır. Hayır denildiğinde bu cevap değiştirilmemeli, ancak sakin ve çocuğun anlayacağı bir dilde anlayacağı cümlelerle savunulmalıdır. Çocuğun neden hayır denildiğini anlaması gerekmektedir. Her karşılaşılan inatlaşma durumunda aynı şekilde davranılmalıdır. Çocuklarda inatlaşma davranışı 2-4 yaş arasında daha sık görülür. Fakat inatlaşmanın her yaşta görülebileceği olasılığı da unutulmamalıdır. Çocuk bir birey olduğunu kavramaya başladığı anda kendi dediğini yaptırma içgüdüsü ile inatlaşma da bu süreçte ortaya çıkacaktır. Çocuk kendini keşfetmeye başladığında bunu inat aracılığı ile ifade ettiğinde sert çıkılmamalı. Bu durumun farkına varılmalıdır. Yani en büyük iş aslında anne ve babaya düşmektedir. İlk olarak anne ve baba bu gelişim dönemiyle ilgili
doğru kaynaklardan doğru bilgileri edinmelidir. Ardından tutumlarını bu sürece uygun şekilde değiştirmelidir. Çocuklar büyümeye başladığında bağımsızlık isteği gittikçe daha güçlenir. Bu merak ve istek sebebiyle kendini kanıtlamaya çalışmak isteyebilir. Çeşitli zamanlarda aileler çocukların ne isteyip istemediğini anlamakta bile zorlanır. Çünkü o yaşlarda çocukların fikirleri oldukça hızlı değişebilir. İnatlaşmasının altında aileden bağımsız bir birey olma ve merak isteği vardır. Bu aşamada ailenin inatlaşma karşısında sergilediği tutum oldukça önemlidir. İnat kesinlikle hafiflemiyorsa anne ve baba çocukla sakince konuşmalı ve uzlaşmaya varmaları gerekmektedir. Bu aşamada çocuğun neyi neden istediğini mantıklı şekilde açıklaması için yardım edilmeli ve anne baba da bu konuda görüşlerini mantıklı ve çocuğun anlayacağı şekilde ifade etmelidir. Çocuk bu aşamada sadece kendi istediğini yaptırmaya çalışır. Anne ve baba ne derse tersini yapmaya çalışır. Anlamalı ve saygı göstermelidir. Aksi halde çocukla ciddi tartışmalar ve huzursuzluklar yaşanabilir. Ne olursa olsun çocuğa korku içerisinde göstermekten vazgeçilmektedir. Anne ve baba olarak çocuğun sevildiği korkuları vermek. Evet sevgili anne babalar, her çocuk farklı şekilde inatlaşır. Bu gibi davranışların doğru tepkilerde kontrol edilmesi gerekir. Çocuk bir yaşa kadar bu inatçı tutumunu sürdürecektir. Ancak inat kısmı ciddi şekillerde kendini gösteriyorsa, yaş ilerledikçe hafiflemiyorsa mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır. Bu aşamada özellikle kız çocukları büyürken annelerin eşyalarını karıştırabilir, makyaj yapmaya çalışabilir, gizlice anne kıyafetlerini giyebilir. Büyüme merakı sebebiyle bu davranışlar normaldir. Erkek çocuklarında ise tıraş köpüğü sıkma, kravat bağlama gibi davranışlar gözlenebilir. Anne ve babanın yapacağı en iyi şey sabredip bu dönemin geçmesini beklemektir. Peki bu inatçı çocukları nasıl eğitmek gerekir? Evet sevgili anne babalar, çocuk ne kadar inatçı olursa olsun, anne ve baba bu duruma inat ile karşılık vermemelidir. Çocuğun inatçı yapısına karşı ceza verilmemeli ya da baskı yapılmamalıdır. Anne ve babanın sergileyeceği en sağlıklı davranış, sakinlik ve soğukkanlılığın korunmasıdır. Öfkeli tavırlar çocuğun inatçı tutumunu sertleştirir. Yumuşak ses tonuyla sakinlik korunarak iletişim kurulmalıdır. Çocuğun yaşını aklınızdan çıkarmayın ve durumun geçici olduğunu hatırlayarak çocuğa karşı sakinlikle yaklaşın. Kararlı ve tutarlı bir tavır oldukça önemlidir. Bu sayede samimiyet ortaya çıkar. Bir şey istiyorsa ilk önce hayır deyip sonra evet demek oldukça yanlıştır. Kararlarda net olunmalıdır. Anne ve baba tutarlı tavır sergilemelidir. Eğer çocuğunuz bir konuda inatlaşmaya başlıyorsa baskı yapmamaya ve üzerine gitmemeye çalışın. Sakinleştikten sonra çocuğunuzla konuşun. Çocuğunuzun ilgisini inatlaştığı konudan başka bir konuya çekmeye çalışın.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Ben sana. Programımızda az önce söylediğimiz konu, inatlaşan çocuklara nasıl davranmalı? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radioet.umutcuyu.org. radioet.umutcuyu.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular ödül, kral mesih, okulda dışlanan ve arkadaş edinemeyen çocuklar için ne yapılmalı? Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte duyurabilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.